ve 128 milyarın hesabını aziz milletimize vermemek namertliktir. Savcılar derhal göreve, bu konuda bana da bir soruşturma hemen açabilirsiniz. Şimdi hükümetin her bir üyesinden, AK Parti'nin her bir üyesinden ayrı ses, ayrı teran. 128 milyar doları ne yaptın Sayın Erdoğan? Ne yaptın? Kime verdin? Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştı. Tutturmuşlar, şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Bunu profesör title'ıyla söyleyenlere sesleniyorum. 128 milyar dolar satılabilir rezervi Türkiye'nin ne zaman olur? 128 milyar dolar nerede? Kasada. Hamza Dağ diyor ki kasada. Hamza Dağ kasada mı hakikaten? Bilmiyoruz. Canikli diyor ki altın falan aldık diyor. Şimdi o altınlar bilezik olarak milletin yastığının altında diyor. Erdoğan diyor ki, Erdoğan üç şey söylüyor. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Bir çoktan seçmeli yapalım. Covid'le mücadele diyor vesaire bir şeyler söylüyor. Dün de KİT Komisyonu Başkanı üç temel gerekçe koydu. Dedi ki biz 2018 yılında dünyada başlayan kur atağına karşı biz bunu kullandık. Maşallah. İyi ki kullandım. Dolar 4.7'den 8.2'ye çıktı. Nasıl kullandıysan. Ya da diyor ki Covid-19'la mücadelede kullandık. Kullanmaz olsaydın Covid'le mücadele noktasında vaka sayısında şu anda Avrupa'da birinciyiz. Ya da diyor ki TL'nin itibarı ve ekonomik saldırıyla mücadele için kullandık. Kullanmaz olsaydın enflasyonda dünya birincisiyiz. Şimdi şöyle bir soruyu da sormak istiyorum. 128 milyar dolar ile ilgili olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerinden hangisi akla yatkındır? A. Yerinde duruyor dedi öyle. B şıkkı salgında harcadık öyle de dedi. C şıkkı döviz işlemleri için kullanıldı dedi. D şıkkı hiçbiri. Şimdi bu çoktan seçmeli test sorusunun cevabını 84 milyona da sorsanız 84 milyon da der ki D şıkkı. D şıkkı. Tablo bu. Her yağma ve talanda ve her fiyaskodan sonra Erdoğan şöyle diyor. Türkiye terör örgütleriyle, darbe hevesleriyle, ekonomik tetikçilerle, sosyal kargaşa çıkarma gayretleriyle mücadelede kritik bir noktaya geldi. Bitmedi bu senin kritik noktan. Her yalandan, her yağmadan, her talandan, her beceriksizlikten sonra Türkiye terörle mücadelede efendim ekonomik tetikçilerle, sosyal kargaşa çıkarma gayretleriyle ilgili kritik bir mücadeleye gelmiş. Geç bunları, geç. Artık kimse bunları yemiyor. Erdoğan iftira ile, karalama ile, paranoya ile, yalanla kusurlarını örtemezsin. Erdoğan, aklın varsa Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe teşkilatlarının önünden o vinçleri çek. O özel kuvvet polislerini çek. O savcıları çek ve insanların demokratik haklarının kullanılmasına izin ver. Şu bakın Başakşehir'de sanıyorum. Bu da Tuzla'da çekilmiş gece görüntüleri. Darbe değil ya, bu ikide bir darbe paranoyasıydı. Şimdi darbe tacirliğine soyundu. Darbe bu arkadaşlar. Türkiye'de bir darbe teşebbüsü de var. Evet. Türkiye'de bir darbeci var. Adı Recep Tayyip Erdoğan. Bir darbe teşebbüsü var. O da Türkiye demokrasisine devlet gücüyle darbe. Cumhuriyet Halk Partisi olarak
demokrasi için direneceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak Erdoğan seni sandığa kadar kovalayacağız. Hiç şüphen olmasın. 11 Nisan Pazar. Sayın Erdoğan diyor ki imtihan dünyasındayız. Daha önce de söylemişti. Kimimiz yoklukla yoksullukla imtihan ediliriz diye. Erdoğan imtihan dünyasındayız diyor. 24 saat geçmeden Diyanet İşleri Başkanımız da bir fetva yayınlıyor adeta. Diyor ki yaşadığımız tüm sıkıntılarımız bir imtihan vesilesidir. Sabır ve şükür tavsiye ediyor beyefendi. Yaşadığımız tüm sıkıntılar bir imtihan vesilesi. Yani Erdoğan'ın bütün kusurlarını da Allah'a fatura etmektir bunun. Bunun başka karşılığı olamaz. Bütün sıkıntıları Cenab-ı Allah Türk milleti için mi istemiş, arz etmiş? Bir Diyanet İşleri Başkanı yürütmenin kusurlarını, fiyaskolarını, yanlışlarını, basiretsizliğini, beceriksizliğini Cenab-ı Allah'a havale ediyor. Heyhat! Bu AK Parti 24 Mart 2021 AK Parti Kongresi'nden önce Sağlık Bakanlığı'nın neşrettiği tablo. AK Parti kurultayından önce Sayın Erdoğan'ın bizzat gittiği Rize, Trabzon, Ordu, Giresun bu bölgede kıpkırmızı. Kıpkırmızı. Ve üzülerek söyleyeyim, bu da 24 Mart 2021 AK Parti kurultayından, yani lebalep kurultaydan bir hafta sonra Türkiye tablosu. Şimdi pankart sökmek için, söktürmek için, vinç kiralamak için yarışan savcılara da sesleniyorum. Siz nasıl savcısınız? İşte bu Türkiye'nin devletin resmi kurumları tarafından bu renge boyanmasının sebebi 81 ilden toplanan AK Parti kurultayının Anadolu'ya geri yansımasıdır. Trakya'ya ve Anadolu'ya geri yansımasıdır. Bu tablonun bir tek sorumlusu var. Recep Tayyip Erdoğan. Virüsün üçüncü piki dünyanın bütün ülkelerinden önce Türkiye'de yaşanmasının bir tek sorumlusu var. Recep Tayyip Erdoğan. Maalesef Türkiye an itibarıyla enflasyonda dünya şampiyonu, vaka sayısında Avrupa şampiyonu. Erdoğan, bu senin marifetin. Bu marifetinle istediğin kadar övünebilirsin. Bize bu utancı yaşatan Recep Tayyip Erdoğan'ı da aziz milletimizin takdirine havale ediyorum. Her 100 kişi test yapılan 100 kişinin 20'sinde pozitif çıkıyor. Ve bir aşı bile çok kıymetliyken, bir doz aşı bile çok kıymetliyken, biraz önce söylediğim gibi hastanelerde yatak için millet torpil ararken, sen dünyaya caka satmak için Libya'ya 150 bin doz aşı göndermekten vazgeç, vazgeç. Eve lazım olan camiye haram. Sultanahmet'te dilenilip Ayasofya'da sadaka dağıtılmaz.